Nihayet. Efendim az önce de duyurduk, Ankara'ya bağlanacağız. Mehmet Özben karşımızda olacak. Ankara'da Mehmet Özben bize Ankara gündemini aktaracak. Buyurun önce bir selam verelim. Hayırlı sabahlar Ankara, hayırlı sabahlar Mehmet Özben. Söz sende. Hayırlı sabahlar Ahmet Keser, Ankara'dan selamünaleyküm tüm izleyenlere. Önce Ankara gündemiyle başlayalım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'daki temaslarını ve programlarını sürdürüyor. Başbakan Binali Yıldırım ise Ankara'da Çankaya Köşkü'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek Uluslararası Kültür, Turizm ve Demokrasi Kurultayı medya çalıştayına iştirak edecek. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise radyo televizyonlarda doğru, güzel ve anlaşılır Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması projesi tanıtım toplantısına katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıyer oğlu Türkiye ve Orta Doğu Amme İdare Enstitüsü'ndeki 2017-2018 akademik yılı açılış programı ve diploma törenine iştirak edecek. Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Bursa Spor Telekomünikasyon AŞ yetki belgesi imza törenine katılacak. Öte yandan dün tabii ki Milli Eğitim Bakanı Sayın Yılmaz TEOG'la ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Biz de orada bir soru yönetmiştik Akit TV olarak. İsterseniz önce o haberimizi izleyelim, ardından bu haberin arka planını izleyenlerle paylaşalım. Efendim, birkaç merak ediyorum. Bu sene uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bununla ilgili soru işareti. Bu sene uygulanmayacak. Akit TV gündemi belirlemeye devam ediyor. Ankara'da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir taksi durağını ziyaret etti. Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Bakan Yılmaz'a TEOG belirsizliğini sordu. TEOG'la ilgili kamuoyunda bir beklenti var. Açıklama bekleniyor. TEOG'la ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? 18 milyon evladım var. Bu 18 milyon evladımın hiçbirisinin kendilerinin geleceğinden kaygı duymasına gerek yok. İnşallah bu TEOG'un kaldırılması da çok daha iyi olacaktır. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl TEOG yapılacak mı sorusuna ise bu sene TEOG yapılmayacak dedi. TEOG belirsizliği de böylece sona erdi. Efendim, birkaç merak ediyorum. Bu sene uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bununla ilgili soru işareti. Bu sene uygulanmayacak. Teşekkür ediyorum. Bu sene TEOG yapılmayacak. Evet, teşekkür ediyorum. Ben TEOG olayını istemiyorum. Ve bunu da artık yanlış buluyorum. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEOG'un kaldırılması lazım sözlerinin ardından çalışmalar jet hızıyla yapılmıştı. Bilimsel temele dayalı eğitim sistemi oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Dün Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa'dan sınavın kaldırılacağının sinyalini vermişti. Evet, haberimizde de izlendiği gibi Bakan Yılmaz'a TEOG'la ilgili soru yöneltmiştik. Tabii ki yarış atına çeviren TEOG'dan hükümet öğrencileri, çocuklarımızı arındırmak istiyor. Bu haberin arka planına gelince biraz detay vermek isterim. O da şu, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı basın mensuplarının bir WhatsApp grubu var ve bu WhatsApp grubunda basın danışmanları bir paylaşımda bulundular. Sayın Bakan'ın programı dahilinde herhangi bir soru alınmayacağı mesajı paylaşıldı WhatsApp grubundan. Biz de tabii ki programın bittikten sonra yetişebildik. Program çıkışında Sayın Bakan İsmet Bey taksi durağını ziyaret etti ve oradaki esnafla sohbet gerçekleştiriyordu. Ve hiçbir basın mensubu yokken kameraman arkadaşımız Uğur Demirci ile birlikte taksi durağına yöneldik ve Sayın Bakan'ı takip etmeye
görmeye başladık. Sadece Akit TV oradaydı. Bir süre sonra gördük ki Anadolu Ajansı ve NTV gibi diğer haber kameramanları da Akit TV eğer oradaysa kesin soru sorar düşüncesiyle bizi takip ettiler. Ve herkes tabii ki Sayın Bakan Yılmaz'ı dinliyordu. Sohbet, çay sohbetini dinlerken kimse soru sorma cesaretini gösteremedi. Biz Akit TV olarak devreye girerek sorumuzu yönelttik. Teok'la ilgili kamuoyunda bir beklenti olduğunu, açıklama yapıp yapmayacağını Sayın Yılmaz'a sorduk ve bu sorumuz üzerine açıklamada bulundu ve Teok'un kaldırılacağını ifade etti. Tabii ki bu haberimizin ardından ise WhatsApp grubunda bizimle ilgili bazı yorumlarda bulundu meslektaşlarımız. Haberi atlattığımızı ifade ettiler. Hatta ileri geri yorumlarda bulunan meslektaşlarımız da oldu. Mesela şu şekilde bir diyalog var WhatsApp grubunda. Soru yanıt olmayacaktı hani diye bir arkadaşımız paylaşımda bulunmuş. Bir başka arkadaşımız çok güzel patladık ifadesinde bulunuyor. Bir başka arkadaşımız işte arkadaşlar bakan taksi durağına girmiş ve konuşmuş. Bu olabilecek bir şey diye durumu toparlamaya çalışıyor. Planlanmış ya da atlatılmış bir durum yok. Biraz da gazeteci ahlakından yoksun muhabirlerin sorunu bu. Bütün gazeteci arkadaşları kurumlarına dönmek üzere yola çıkmışken bakana korsan soru sorarak arkadaşlarını atlatmaya çalışanların sorunu maalesef diye bir meslektaşımız üzücü bir yorumda bulunmuş. Yani soru sormak korsan bir soru sormak olmuş bir gazetecinin kamuoyunun merakla beklediği an ve an merakla beklediği bir TEOK'la ilgili soru soruyoruz ve bir meslektaşımız diyor ki bu soru üzerine korsan soru diyor ve bu arka planında kısaca anlatmış olduk. Ahmet Keser, sözü sana bırakıyorum. Standardı bozmuşsun işin açıkçası. Herkes işini orada memur zihniyetiyle yapıyor. Bu bunu gösteriyor. Ama gazetecilik bu değil. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz de devam ediyoruz.